Çeka Ağrı 1970'i konuk ediyor ve İstiklal Marşımız Bornova Aziz Kocaoğlu Stadında. Karşılaşmayı Yusuf Alper Abalı, Mehmet Kirişçioğlu, Rıdvan Çevik hakem üçlüsü yönetiyor. Kaptanlar Cenk Özbey ve Can Morgül seremonide değişik bir kadro sahaya sürdü. Erman Güraçar bu karşılaşmada ve konuk Ağrı 1970. Konuk ekibin 38 puanı var. Karşıyaka ise 40 puana sahip. Karşıyaka maça fırtına gibi başlıyor. Henüz 30. saniye. Sol kanada açılan top. Kerem'in şutu Kuban çizgiden çıkarıyor. Karşıyaka henüz 30. saniyede öne geçme şansını kullanamadı. Bu atakta konuk takımdan dakika 4. Ve konuk takım Oğuzhan'ın şutuyla 1-0 öne geçiyor. Seyit'in pasını iyi değerlendirdi. Oğuzhan bir kez daha izliyoruz pozisyonu. İşte Seyit'in bıraktığı top. Defansın bir anlık gafletinden yararlanıyor. Ağrı 1970 ve Oğuzhan'la 4. dakikada öne geçiyor. Ağrı cephesinden sevinç gösterileri biraz abartılı gelince Karşıyakalılar tepki gösteriyorlar. Gerginlik yaşanıyor protokol tribününde. Güvenlik güçleri araya giriyor. Karşıyaka henüz 4. dakikada yenik duruma düşmenin şokunu atlatmaya çalışıyor. Tribünlerde gerginlik sürüyor. Karşıyaka taraftarı öfkeli. Saha içinde de sert hareket. Kaptan Can'dan gerginlik var. Ve sarı kartta cezalandırıyor bu hareketi Yusuf Alper Abalı. Karşıyaka taraftarı coşkulu bu dakikalarda takımına destek veriyor. Bornova'da sert bir rüzgar ama güneşli güzel bir hava var. Karşıyaka rüzgarı arkasına aldı ilk yarıda. Konuk takımdan yine tehlikeli bir atak. Şut uzaklardan. Avutu boyladı top. Ve bu pozisyonda da Abdülkadir yararlanamadı Karşıyaka adına. Kaleci Sefa Mücahit başarılı bu pozisyonda da. Sert bir hareket. Özgür Güler'e. Sağ yine karışıyor. Konuk takımın sert futbolu ve zamana yönelik tavırları tepki çekti. Yine sarı kartlar çıktı. Kafa vuruşu ve Aykut'un direkten dönen topunu izledik. Dakika 38. Karşıyaka beraberlik şansını böyle kullanamadı. Top direkten döndü. İçeri çevrilen top boşta kaldı. Ve Sami Can Namık Barış'ın içeri çevirdiği topu filelere gönderdi. Dakika 41. Karşıyaka eşitliği yakaladı. Bir kez daha izliyoruz pozisyonu. Sol kanada aktarılan top. Namık Barış içeri güzel çevirdi. Sami Can önünü boşalttı ve sert vurdu. Durum 1-1 oldu. Karşıyaka Aziz Kocaoğlu Stadında büyük sevinç yaşıyor. Yeşil kırmızılar
Ergin geçen maçta beraberliği yakaladı. Konuk takımdan tehlikeli bir atak daha üstten altla sonuçlandı. Ve bu tehlikeli şutta Namık Barış'ın şutu altla sonuçlandı ve karşılaşmanın ilk yarısını bitirdi Yusuf Alper Abalı. İkinci yarıda değişiklikler var. İhsan Furkan, Fatih Taşdelen oyunda değişik bir kadro sahaya sürmüştü. Erman Güreçer sakatlıklar ve cezalar üzerine. Bu pozisyonda kaleci Sefa Mücahit'in başarılı müdahalesi var. Tehlike geçmiş değil. Abdülkadir kafa vuruşu. Fatih Taşdelen kafayı iyi vuramadı bu pozisyonda. Bu da savunmadan dönen bir top. Karşıyaka ikinci yarıya da hızlı başladı ama bir türlü gol gelmiyor. Bu şutta kaleci Sefa Mücahit'in ellerinde eridi gitti. Sol kanattan gelişti atak. Kafa vuruşu. İhsan Furkan'dan sonuç gelmedi. Yeni hamleler var. Fatih Ergen ve Tuncay oyunda. Teknik direktör Erman Güreçer'den galibiyet istiyor yeşil kırmızılılar. Ancak konuk takımda bir puana razı ve sürekli bir vakit geçirme taktiği uyguluyor. Yusuf Alper Abalı sedye istedi ama sedye istedikten sonra da Barış Kılıç hiçbir şey yokmuş gibi ayağa kalktı. Bu hareketler bir ayda tepki topladı. Karşıyakalı taraftarlar tarafından. Bir kez daha izliyoruz. Uzun bir top. Penaltı var mı yok mu? Yorum sizlerin. Bu pozisyonda maçın hakemi devam dedi. Ve Sefa Mücahit'in yine yerde kaldığı bir pozisyon. Başarılı bir kurtarış konuk takım kalecisinden. Sefa Mücahit vakit geçirme taktiğini uygulayınca ortam gerildi. Teknik heyetlere de birer sarı kart çıktı bu pozisyonda. Yusuf Alper Abalı tarafından ağrı 1970 tehlikeli geldi. Kaleci Yusuf iyi yer tuttu ve gole izin vermedi. Serbest vuruş. Abdülkadir direği yalayıp dışarı çıktı. Karşıyaka son dakikalarda birçok pozisyon yakaladı. İşte bunlardan biri. Sefa Mücahit yine ağır hareketlerle kalan süreyi yemeye çalışıyor. Sağ kanattan gelişen Karşıyaka atağı. Uygun durum. Namık Barış'ın şutu kaleciden döndü. Yine bir kez daha izliyoruz. Net pozisyonlardan biriydi. Namık Barış vurdu ama kaleci Sefa Mücahit gole izin vermedi. Karşıyaka bir türlü galibiyet golünü bulamadı. Yine savunmadan dönen bir top. İhsan Furkan'a sert bir hareket ve sarı kart çıkıyor. Serbest vuruş Fatih Ergen'den kimse dokunamadı. Arka tarafta da Cenk. Bir kez daha izliyoruz. Karşıyaka bir türlü ikinci golü bulup 3 puanı hanesine yazdıramadı. Yine kaleci Sefa Mücahit'te alan bir top ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona eriyor.
Karşılaşmanın sonunda gerginlik var. Özellikle kaleci Sefa Mücahit vakit geçirdiği o anların tepkisini çekiyor. Karşılaşma bir birlik eşitlikle olaylar büyümeden sona eriyor.